cebir ve şiddet etkilendikten sonra kalkıyor. Değerli konuklarımız, biz bu arada reklam aralarında sohbet ediyoruz başka konularda. Şimdi başlayalım programımıza. Konumuz dediğim gibi seçim, Türkiye seçimi konuşuyor ama geçen hafta iki hakim tutuklandı. İki yargıcın tutuklanması çok önemli bir hadise. Hukuka olan güvenimizi sarsacak mı, sarsmalı mı? Yoksa burada olağan hukuk yolları mı izlenmiş durumda? Yani iki hakimin tutuklanması doğru bir karar mı? Bunu anlamamız gerekiyor toplum olarak. Bunu anladığımız takdirde ancak rahatlayabiliriz ya da endişelenebiliriz. Bu tartışma yapılmadığı için bu konu böyle muallakta kaldı. Biz bu akşam bu konuyu esaslı ve etraflı bir şekilde tartışmaya çalışacağız. Şimdi ben şöyle bir şeyler aklımda kaldı. Yani okuduklarımdan anladığım, sulh ceza hakimliğinin verdiği bir karara, işte Asliye Ceza Hakimliği bir gecede tahliye kararı veriyor ve tutukluların tahliye edilmesini istiyor. Hemen deniliyor ki bu karar yanlıştır. Bu karar yok hükmündedir deniliyor. Öbür mahkeme çıkıyor, bu karar hayır, onun, senin söylediğin yok hükmündedir diyor. Böyle mahkeme çatışması, hakimler çatışması yaşanıyor. Bir yandan tahliye edilecekler mi, edilmeyecekler mi falan, bütün bu hikaye en sonunda bu tahliye kararı veren, yani paralel yapı şüphelisi olarak tutuklananlara tahliye kararı veren iki hakimin tutuklanmasıyla bitti. Bu hikaye böyle kapandı. Bunu tartışalım istiyorum ben. Celal Ülgen'le başlayalım. Celal Bey, ne düşünüyorsunuz sizce? Yani doğru mudur? Bu iki hakim yetkisini aşmış mıdır? Gözaltına alınmayı ve tutuklanmayı hak etmiş midir? Yoksa vahim bir durum mu var ortada? Bütün söyledikleriniz doğru. Önce öyle başlayayım. Birbiriyle çelişen şeyler söyledim. Hayır. Ama. Ben de birbiriyle çelişen şeylerin doğru olduğunu söylüyorum. O bakımdan. Şimdi birincisi, sulh ceza yargıçlıklarının veya yargıçlarının onunun birden reddi hakim talebi diye bir başvuru var. Yani sanık avukatları kendi aralarında bölüşmüşler. Bu bölüşme sonucu herkes 10 yargıçtan birisi hakkında reddi hakim talebinde bulunmuş. Bu bulunamaz mı bu? Hayır, hayır. Böyle yapılamaz. Yani böyle bir şey olmaz. Böyle bir sistem yok yani. Kaldı ki reddi hakim taleplerinde somut ve o hakimin tarafsızlığını kanıtlayacak her sanıkla ilgili nedenlerin açık olarak belirtilmesi gerekirken tamamen bir genel, sanki Anayasa Mahkemesi'ne başvurup da sulh ceza yargıçlıklarını iptal edecekmişsiniz gibi bir başvuru yapılıyor. Yani, bu buranın yanlışı diyelim. O zaman yani bu iki hakimin yanlışı. Evet, ama o yanlışı bir doğru götürüyor. Nedir? Bunu sistem içerisinde kabul etmiş. Kim kabul ediyor? Asliye ceza. Ama hakkı var mı kabul? Evet, şimdi okuyacağım. Şimdi o kadar açık ve net ki. Diyor ki, bakın size okuyorum. 27. maddenin ikinci paragrafı, red istemi sulh ceza hakimine karşı ise yargı çevresi içinde bulunduğu Asliye Ceza Mahkemesi karara bağlar. Bu kadar açık, net. Şimdi bir takım arkadaşlar ve Cumhuriyet Başsavcısı diyor ki, böyle diyor ama buradaki sulh ceza mahkemesi ve buradaki sulh ceza hakimi o sulh ceza hakimi değil diyor. O halde sen bu kanunu düzeltecektin. Bu kanunu düzeltmedin. Bu kanun yeri yerinde duruyor. Biraz daha iniyorsunuz dördüncü fıkraya. Red isteminin kabulü halinde davaya bakmakla bir başka hakim veya mahkeme görevlendirilir diyor. Bunlar ne yapmış? Red istemini toplu olarak kabul etmiş. Kabul ettikten sonra bir mahkemeyi görevlendirmiş. Peki red istemini toplu olarak kabul etmesi yanlış diyorsunuz. Efendim şimdi tabii bakın. Şimdi, eğer başta yanlış varsa, birinci adım yanlışsa ikinci adım nasıl doğru olabilir? Doğru. Çünkü sistem içerisinde gidiyor. Peki bunu nasıl, şimdi bir hakim yanlış karar vermez mi? Bir hakim de yanlış karar verir.
temiz edersin, itiraz edersin, o kararı düzeltirsin. Şimdi burada da iki hakim diyelim ki yanlış karar verdi. Birinci hakim reddi hakim talebinde böyle toplu olarak ki gerekçeyi de okuduğumuz zaman o da görünüyor. Gerekçe tam bir Anayasa Mahkemesi kararı, İnsan Hakları Mahkemesi'nden kararlarından örnekler var ve sanıklarla hakim arasındaki bir nedenden kaynaklanmıyor. Toplu olarak sulh ceza hakimi sisteminin iktidar yandaşı bir yargıçlık kurulduğunu, bu nedenle reddedildiğini söylüyor. Tamam, onu anladım. Bunu siz doğru bulmuyorsunuz. Tabii bulmuyorum. Tamam, şimdi diyorum ki ben bu yanlış bir şeyle başlamış bir şeyi ikinci adımını nasıl doğru buluyorsunuz? Evet, ikinci adım. Onu anlayamadım. Sistem içerisinde hakim bunu yaptıktan sonra sulh ceza hakimine gitmiş bu. Buna itiraz edilebilirdi. Yani sistem içerisinde bu karara itiraz edilebilerek sorun sistem içerisinde çözülebilirdi. Mesela itiraz etmemişler mi? Bakın kimin itiraz etmesi gerekiyor? Yani Cumhuriyet Savcısının. Cumhuriyet Savcısı diyecek ki böyle bir şey olamaz diyecek. Toplu hakim reddi olamaz diyecek. Bırakın onu. Hakimlerden ikisi, sulh ceza hakimlerden ikisi icabete uymuş asliye ceza hakiminin, savunma bile vermiş. Yani karmaşıklık giderek artıyor. Ve en sonunda asliye ceza hakimi tahliye kararı veriyor ve kıyamet ondan sonra kopuyor. Peki. Ne oluyor? Ne oluyor? Savcı birden devreye giriyor, başsavcı. Bu yapı kapatıyor. Arkasından bu kararı tanımıyorum diyor. Onun arkasından bir başka mahkeme, sulh ceza mahkemesi yeni bir karar alıyor. Ben bu kararı tanımıyorum diyor. Yok. Bunlar hukuk dışı şeyler. Bütün bu sonraki yapılanlar. Peki gözaltı, tutuklama, iki hakime? Onlar çok daha kötü şeyler. Yani bakın, beni kamuoyu da biliyor ve tanıyor. Ben bugüne kadar bu konulara tarafsız yaklaştım. Ve tarafsız yaklaşmaya devam edeceğim. Biz ancak ve ancak hukuk gözlüğünü takarak bir takım olayları irdeleyebiliriz. Birinci gerçek. Evet, hem görevsizlik kararında hem 32. Asliye Ceza Hakiminin toplu tahliye kararında bana göre yanlışlık var. İki, bundan sonra Cumhuriyet Başsavcısının olaya müdahale etmesinde. Daha sonra bu yargıçların derhal HSYK'dan müfettiş gönderilerek bir gün içerisinde ifadelerinin falan tamamlanarak bunlar hakkında soruşturma açılmasına karar verilmesinde, arkasından HSYK baş müfettişinin bu soruşturma kapsamında gözaltı istemesinde ve gözaltı istemesinden sonra da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklanmasında ben hukuka uygun hiçbir şey göremiyorum. Hukuksuzdur diyorsunuz. Evet, hukuksuzdur diyorum. Peki, Orhan Gazi Bey. Vallahi şunu söyleyeyim öncelikle. Şu an yaşadığımız olaylar, süreçler, zemini ve aktörü hukuk ve yargı olan süreçler değil. Son 10 yıldır özellikle 2003-2014'ten itibaren başlayan iktidar çatışmasının tezahürlerini yaşıyoruz ve son sezonuna girdik. Geçen hafta hakimlerin tutuklanmasıyla beraber son sezonun ilk bölümü başladı. Bu bence 6. sezondur ama anlatmak uzun sürer. Ama buradaki problem şu. Türkiye'de bugüne kadar hiçbir siyasi gücü kendi günahlarıyla yargılamadık. Çok önemli bir mesele bu. Hiç kimse kendi günahlarıyla sorgulanmadı. İki, hiç kimse kendi içinde olmadığı bir mahkemenin yargılanmasını kabul etmedi. Herkes kendi düşmanı tarafından yargılandı. Yani düşmanınız tarafından yargılanıyorsanız o yargılama olmaz. Herkes düşmanı tarafından yargılandı bugüne kadar. Bakın dün 3 Mayıs'tı, Türkçülük günü. 24 tane Türkçü Nazilerle işbirliğinden yargılandılar 1944'te. Hiçbiri Nazilerle işbirliği yapmamıştı. Bir sürü başka şeyler vardı ama hiçbiri yapmamıştı. Nazilerle işbirliği yapan devletin içerisinde belli generaller, isimlerini biliyoruz. Onlardı. Ama bu kişiler
Nazilerle işbirliğinden yargılandılar. Bakın Çetin Doğan, yine Veli Küçük, bunların hepsi darbecilikten yargılandılar. Bunların hepsinin şeylerini biliyoruz, hikayelerini biliyoruz. Yani 71'de örneğin Mamak cezaevinde ki hikayeleri anlatılır Çetin Doğan'ın. Bunların hiçbiri sorulmadı. Doğu'da Kürtlerin yaşadığı bölgede bir sürü meseleler yaşandı. Bunların hiçbiri sorulmadı. Tam da bundan dolayı zaten bugün bence içine düştüğümüz bu meseleyi daha genel iktidar çatışmasının içerisine yerleştirerek anlamaya başlamamız lazım. 2000-2003-2004'te askerler AK Parti'ye karşı hazırlandılar. Baktılar ki AK Parti'ye yönelik bir darbe yapamayacaklar. Ulusal ve uluslararası koşulları yok bunun. Yargı yavaş yavaş farklı bir siyasi role doğru çekilmeye başladı. İlk sezon orada başlamıştır. İkinci sezon 2006 Şemdinli ile AK Parti'nin kendi karşı koyması. 2007-2008 kapatma davası 411 ile diğer tarafın cevabı. 2010 referandumuyla beraber başka bir sezon açılmıştır. AK Parti cemaat iktidarı ve AK Parti cemaat diktası 2013'e kadar. 2012'nin 7 Şubat'ına kadar. 2012'nin 7 Şubat'ında bambaşka bir sezon başladı. Onların hikayelerinin hepsini çok heyecanla hop oturup hop kalkarak izledik. Heyecanlandık. Şimdi ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi bu sürecin son sezonundayız. Son sezon mu bilmiyorum ama yeni bir sezon. Ne oluyor? İlk sezonun ilk bölümü. devletlerin makus talihini yeniden görüyoruz. Bu sezonlarda bizi heyecanlandıran şey şuydu. Genellikle ilahi adaletle karışık bir süreç yaşanıyor. Mağdurların fail, faillerin mağdur olduğu bir süreç yaşanıyor. Bunları biz 400 yıldır yaşıyoruz bakın. Son 400 yıldır en heyecanlı diziyi izliyoruz. 17. yüzyılın başında 2. Osman döneminde yaşandı. 18. yüzyılın başında 3. Ahmet'ten Patrona'ya kadar yaşandı. Mağdurla failin yer değiştirme süreci bizi hep heyecanlandırıyor bu. Birdenbire kendimizden geçiyoruz yani, ilahi adalet. Şunu mu diyorsunuz? Cemaat faildi, şimdi mağdur durumunda. 2003-2004'te ordu faildi. Mağdur AK Parti'ydi. 2006'dan itibaren Şemdinli ile beraber mağdur ordu olmaya başladı. 2007'de AK Parti'nin kendisi olmaya başladı. 2008'de aynı şekilde. 2010'dan sonra ordu tamamen mağdura dönüştü. Failden mağdura dönüştü. Cemaat fail oldu. Cemaat fail, cemaat AK Parti iktidarı fail oldu. Şimdi? Arkasından 2013 aralığından sonra cemaat terörist oldu. 2013'e kadar herkes... AK Parti ve cemaat dışındaki herkes terörist. Hepimiz teröristik. Şimdi cemaat o teröristlerin arasına yavaş yavaş girmeye başladı. Terörist, hatta baş terörist oldu. Terörist, baş terörist. En ciddi tehlike. Ya bakın. Kırmızı kitap. Oyuna bakın. Türkiye'deki iktidar oyunu, Türk-Osmanlı siyaset mekanizması böyle işliyor. Sürekli olarak birbirini harcamaya çalışan, birbirini itekleyerek... Failler. Kendi iktidarını kurmaya çalışan ve bir süre sonra kendi tuzağına düşen. Bakın ilahi adalet budur. İlahi adalet bir kimsenin kendi faili, kendi fiilinin mağduru olması demektir. Yani kendi aletinizle kendiniz yaralanırsınız. Kendi kullandığınız alet, kendi kullandığınız alet. Peki bu ilahi adalet size dönüyor. İlahi adalet çok kötü bir şeydir. Bir dakika. Bu ilahi adalet o zaman bugünün faillerini de yakasına yapışacak. Çok bakın. Hukuk ipliğine bağlı. Size bir şey söyleyeyim. Yargıda şu an ülkücüler, sosyal demokratlar ve Alevilerle hükümetin kurduğu o ittifak çöksün. Yarın bu akşam tutuklayan hakimler tutuklanır. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi tutuklanır. Bu ittifak değişsin. Yani cemaatle bu üç grup... Şu an hükümetle işbirliği yapıyor. Orhan Gazi Bey, peki siz mesela ben çok güzel anladım. Yani böyle bir yaklaşımınız var. Buna itiraz edenler de olabilir. Onları da dinleyeceğiz ama hikayeye özel gelirsek. Celal Ülgen'e sorduğum soruya gelirsek. Yani. Evet. Bu özel şimdi, durum nedir? Şimdi bu özel durumda çünkü ben... Celal Bey bize teker teker. Bu özel durumdaki yani yanlışları ve doğruları
ortaya koydu. Bu sizin özel durumda ben hakimlerin tutuklanabilecek hiçbir iş yaptıkları kanaatinde değilim. Bu özel durumda iki şey olmuş. Bakın bu bugün başlamış bir şey değil. 2,5 aydır varmış. Şubat ayında başlamış süreç. Önce taraflar yakar top oynamış bakın. Toptan kaçmışlar. Herkes oğuna atmış, oğuna atmış. Görevsizlik vermiş. Bugün tutuklanan hakim aslında ben bu konuda karar veremem demiş. Karar veremem diye görevsizlik karar vermiş. Ağır cezaya gitmiş. Ağır ceza sen görevsizsin demiş. Yani herkes önce yakar top oynuyor. Kaçıyor toptan. Sonra herkes Amerikan futbolu oynuyor. Herkes topa koşuyor. Ve ondan sonra şey peki, başlıyor. O tutuklanan hakimlerden birisi önce istememiş. İstememiş. Sonra sen görevlisin dedikten sonra karar veriyor. Bunlara şimdi şey deniyor mesela. Kamikaze gibi bunlar diyorlar. İkisi intihar şeyi yaptılar. Ben bu özel olayda, özgül olayda hukuken bu insanları sorumlu tutacak bir şey göremiyorum. Kamikazelik şahsen. De mi yok? Yani, bir cesaret de mi yok? Orada başka bir şey var. Biraz önce söyledim. Hiç kimse kendi günahlarıyla yargılanmadı Türkiye'de. Eğer Türkiye'de bakın. Burada günah yok. HSYK seçiminden sonra bir şey gördük Ahmet Hakan. HSYK seçiminden sonra yargının yarısının bir örgüt üyesi olduğunu anladık. Bu yargının yarısı HSYK seçiminde bir örgüt tarafından sevk edildi. Diğer yarısı da iktidar tarafından sevk edildi. Böyle tamam. Bir yargıya sahibiz. Bunu bilelim. Yani siz şunu diyorsunuz. Burada bir örgüt, örgütten hiçbir kuşkum yok. Zaten bu iki hatırlarsınız yargıç... ilk söyleyenlerden birisiydim. Bir dakika, bu iki yargıç için örgüt üyesi mi diyorsunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Şimdi bakın, bu çok acıtıcı bir tartışma. Şimdi ortadaki hamleleri genel savaşın, genel mücadelenin, genel çatışmanın içerisine yerleştirirseniz burada şeyi görebilirsiniz, genel manzarayı görebilirsiniz. Ama özel hikaye içeri hapsedilmiş bir hakim hakkında bana konuş derseniz bundan hicap duyarım. Sadece susmayı tercih ederim. Anladım. Şunu... Doğru mudur, yanlış mıdır? Onu dosyayı çıkarsınlar, ben inceleyeyim. Ama incelediğim dosyalar içerisinde aynen Celal Bey'in dediği gibi hukuken sınırda kalan meseleler var. Yani burada hakikaten de toplu ret meselesinde ciddi bir sorun var. Onun ötesinde zaten şeye sulh ceza hakimliğine münhasır bir yetki vermiş. Buna karşılık tabii karşı tarafın söylediği de doğru. Örneğin İslam Çiçek sulh ceza hakimi biz mahkeme değiliz diyerek reddi hakimi kabul etmemiş. Yani bu durumda yapacağınız tek bir şey var. Asli cezaya gitmek. Asli cezanın bu konuda karar almasın. Nitekim zaten 9. Ağır Ceza Mahkemesi de sensin yetkili demiş tutuklanan hakime. Peki ama o zaman niye bu hakim tutuklandı? Suçu ne bu hakimin? Eğer durum buysa? Şu an iktidar savaşı var ve iktidar savaşında suçlu yok, güçlü var. Böyle soru sorulmaz diyor. Böyle soru sorulmaz bu. Zaten başta söyledim. Hukuk ve yargı tartışması yapmıyoruz. Bakın. Hukuk ve yargı tartışmalarımızı zayıflatan bazı eksik sorunlarımız var. Örneğin ceza hukuku arazisinin içerisine bir sulh ceza mahkemesi diye gecekondu kurdular. Bu gecekondudur. Yani kendi sistematiği olan, kendi trafiği olan yetki, görev ve usul meselelerini kendi içinde sorun biraz da buradan çözen önemli meselelerden bir tanesidir. Bu sorun yani Orhan Bey, bizzat hükümetin kendisi yaptı bunu. Gecekonduyu yaparak. Ama sulh ceza hakimi, bakın gene de hakim. Mahkeme tamam mı? Hayır. Hakim, hayır şu açıdan ben bir mahkeme değilim deyip reddi hakim görevini reddedemez. Reddedemez. Hakim reddedemez. Hakim olunca red vardır. Zaten bakın bu bir kumpassa. Öyle ilginç bir şey ki hükümetin kendi aktörlerinin içinde olduğu bir süreç bu. Yani İslam Çiçek öyle bir karar vermemeliydi o zaman. 9. Ağır Ceza Mahkemesi öyle bir karar vermemeliydi o zaman. Yani ama benim anladığım kadarıyla yani bilgilere sonradan vakıf oluyoruz. İlk süreç içerisinde herkes birbirine topu atmış, topu kaçmış. Bunlar dahil. Herkes, bütün hepsi dahil. Tutuklananlar dahil. Hapsedilen hakim meslektaşlarım için de geçerli bu. Kaçmışlar. Daha sonra sen yetkilisin, görevlisin kardeşim dedikten sonra yapacağı bir şey yok bunun. Ya adam hukuken bakın. Ama hukuken, o zaman büyük haksızlık değil mi adama yani yapılan tutuklama? Bakın, eğer öyleyse dediğiniz bakın, gibi. Bakın siyasi tarihimiz haksızlıklar serisiyle dolu. Peki siz yargıç olsa, siz yargıçsınız şu anda, yargıç, hakimsiniz. Evet. Size gelseydi, şu anda görev yapıyorsunuz, bu asliye ceza hakimlerinin
önüne gelen dosya size gelseydi ne yapacaktınız? Tahliye kararı verecek miydiniz? İlk yapacağım şey tıpkı bu hakim arkadaşım gibi görevsizlik verdim, benim görevim değildir. Münhasır bir yetki vardır. Sulh ceza mahkemeleri tutuklama ve tahliye işlerine sulh ceza hakimliği kurulduktan sonra sulh ceza hakimleri bakar diye mahsus özgü bir yetki var. Tamam. Dolayısıyla ben bakamam derdim, ağır cezaya gönderdim. Ağır cezada inceledikten sonra yok sen bakacaksın dedikten sonra yapacağım hiçbir şey yoktu. Ben de aynı hakim gibi karar vermek zorunda kaldım. Yalnız, ağır ceza sen bakacaksın demiyor orada ama. Öyle, peki. Orada öyle. Eğer öyleyse. Yani, hayır öyle değil. Öyle değil. Yasa maddesini okudum. Peki. Sulh ceza hakiminin reddi hakim talebine asliye ceza hakimi bakar. Kim? Nöbetçi olan. Bakmış mı bakmış. Bakmış. Neden böyle olduğunu da tartışmak lazım. Tartışacağız. Yani, bir dakika. Ondan sonra. Celal Bey işin kendi açısından doğrularını yanlışlarını ortaya koydu. Orhan Gazi Bey biraz daha genel bir perspektif çizdi. Şimdi özele girebiliriz. Yani bu nedir? Bu iki hakimin tutuklanması meselesi nedir? Buna bakalım. Önce Cüneyt Toraman'la başlayalım. Sonra size döneyim. Peki. Cüneyt Bey siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Ahmet Bey... Burada yanlışlar, doğrular nelerdir size göre? Şunun altını önce çizmek istiyorum. Yani altında hakim imzası olan her belge bir hukuk metni, hukuk belgesi değildir. Yani burada kaş göz yara yara çok çok ağır ihlaller var. Yani bir defa Hakim Bey'in de söylediği gibi görev açısından böyle bir şeyi yok, görevi yok, yetkisi yok. Yani gelse bile evet gelebilir. Yani reddi hakim talepleri zaten mahkemesine yapılır. Gönderirse mahkemesi gönderir. Yani doğrudan doğruyu işte asli cezaya, ağır cezaya. Teamülde böyle bir şey yok yani uygulama yok. Hayır üstad yani, bir dakika ne yapıyorsunuz? Hayır ne yapıyorsunuz? Hayır yani şu anda geldi. O kadar genel CMK doğrularını yanlış söylüyorsunuz ki. Hayır yani. Ben konuşmak istemem ama. Hayır siz şimdi bakın, 27 mahkeme, iki maddeye şey göre. Evet. Bir şey söyleyeyim açın. Evet mahkemesine yapılır. Mahkeme eğer 3 hakimli ise hakkında reddi hakim talebi bulunan karara katılmaz, öbürleri karar verir. Ama sulh ceza hakimi, tek hakim ona yapıldıktan karar sonra... Karar vermiyor, hayır. Yani itiraz prosedürü 10. maddede düzenlenmiş. Yani bir sonraki numaralı sulh ceza mahkemesine cezaya gider diyor, kanun metni var. Ama 10 tanesi hayır, birden itiraz değil bu. Onu birden redde uğrayınca işte sistem bozuluyor. O zaman gidiyor. Sistem bozuluyor işte o zaman. Bir defa, yani bir redde hakim başlangıcı bu. Tahliye kararı ondan sonra geliyor. Reddi hakim talepleri hakime yapılır, mahkemelere yapılmaz. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ndeki özel yetkili mahkemeleri tarafsız karar vermez. Kabul etmiyorum, hepsini reddediyorum. Bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Devlet güvenlik mahkemelerinde bile yargılanırken ilgili mahkemelerine verdik yani reddi Celal Bey sizin de aynı şeyi söylüyor. Ama bakın ceza muhakemesi hukukuna ters kavramlarla söylüyor. Bakın hayır, şunu söylüyorum. Siz de dediniz reddi hakim. Bakın. Farklı şey söylüyor. Diyor ki mahkemeye yapılır diyor. Siz ne diyorsunuz? Mahkemeye yapılır. Sulh cezaya zaten reddi hakim talebini yapmışlar. Her birine ayrı ayrı yapmışlar. 10. sulh cezaya yapmışlar. Doğru. Evet, yani benim yapmışlar. Söylediğim, ben görevli değilim demiş. Tabii, 10. sulh cezaya. Ama bir tanesi birden, söylemiş. Yani 10 var yani. Sulh ceza hakimine birden her sanığın ya da şüphelinin kendi bireysel karşıtlıkları ya da nedenleriyle değil, toplu adeta o mahkemenin iptalini gerektiren nedenlerle yapılır. Efendim bir açık aranmış. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Size? Ya ben bir açık buldum, 10'unu birden reddettim. Suç ama mu bu? Ama davanın doğruya gittiyse reddedelim. Hayır, suç mu? Asla sonuç tutuklamaya gitmez. Yani her bir müdafiinin belli müvekkilleri var. Yani her birisi de farklı sulh ceza hakimleri tarafından sorgulanmış. Yani sen kimin müdafiisin, kimin vekilisin diyecek. Neyse şunu soruyorum. Evet. Diyorum ki adamlar hepsine birden itiraz etmişler. Yanlış doğru. Hakkın kötüye kullanılması diyecek, reddedecek. Tanımadığın, peki, senin hakkında hiçbir işlem... Peki, öyle deseymiş, hakimi, kabul edilmiş, nasıl hata reddedersin kabul edilmiş, diyecek. Öyle deseymiş evet, ne olur? Diyorum ben de. Öyle niye denmemiş? Yani bir defa en ciddi problem tamamının birden reddedilmesi. Yani bizim usulümüzde bugüne kadar eşi benzeri yok böyle bir olayın. Bir dakika. Talebin mi? Talebe karşılık verilen mi? Talebe verilen karşılığın mı? Hangisi? Bir defa talep olarak yani müvekkiliyle ilgisi olması lazım. Yok ilgisi hiç yok yani. Peki bu suç mu? Suç değil ama
Yani ondan sonra zincirleme olarak birbirini takip ediyor. Yani bir büyük fotoğrafın bir parçası bu. Bir dakika. Şimdi 10 tane sulh ceza hakimi var şu masada. Evet. Avukatlar uyanıklık yapıyorlar. Onuna birden reddi hakim talebinde bulunuyorlar. Bir dakika. Ya bu olacak iş değil. Diyecek olan merci kimdir yani? Sulh ceza yargıçlıkları. Demiş mi? Hayır. Niye? Kanunda boşluk var çünkü. Ha şimdi. Kanunda boşluk var onun için diyemedim. Yani burada evet. Raconu kesecek olan. Yani sen avukatsın başvurmuşsun. Yanlış bu başvurmuşsun doğru başvurmuşsun. Yanlış onuna birden red. Tamam bir bakıyoruz ki onunla birden şey reddi hakim istiyor. Burada bir iradenin olması lazım. O irade hangisidir? Başsavcı mıdır? Hayır. Hayır. O mahkeme. İrade CMK'dır artık. Yetkisiz bir mahkemeye bir başvuru gelmiş. Asliye Ceza Mahkemesi yetkili değil. Şimdi bir usul açısından karar verebilir başvurulan mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesi. Bir de esas yönünden karar verebilir. Usul yönünden inceleme benim yetkim var mı yok mu? Evet yeni kurulan sulh ceza hakimliklerine göre benim yetkim yok bu konuda deyip reddedecek. Bu usulen yani dosyanın kapağını kaldırmadan hayır yok. Yani tam tersine kendisini yetkili görüp dosyanın kapağını açmış. Yani tahliye taleplerinin reddine, reddi hakim taleplerinin reddine karar verse bile önemli değil. Farkı yok. Yani hukuki açıdan ikisi de eş değerde. Anlamadım. Yani şunu söylüyorum. Reddi hakim talebinde bulundu. Şöyle yapalım mı? Cüneyt evet. Bey bir reklam arasına gidelim. Sonra bana anlatın ne olur. Ben anlamadım onu. Yani eğer ortada usulsüz bir başvuru varsa neden bu yetkili değilse, neden bu iş orada çözümlenmiyor da böyle sulh cezadan asliye cezaya, oradan ağır cezaya, oradan tekrar asliye cezaya ve hakimlerin tutuklanmasına kadar gidiyor süreç. Bunu anlamıyorum. Tamam. İlk adımını bana izah edin. Tamam. Kısa bir ara tekrar birlikte olacağız.